Selamünaleyküm arkadaşlar. Fatibo Çiftlik YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine karşınızdayız. Karışık kümesteyiz bugün. Karışık kümes derken burası bizim Ligorin üretim kümesimiz. Ligorin üretim kümesinde Ligorin tavuklarıyla birlikte kırma tavuklarımız da var. Onların yumurta rengi farklı olduğu için sadece de Ligorin horoz kullandığımız için horozlarımız bunlar. Bilek Moddet Ligorinleri bu arada çıkardık arkadaşlar, soranlar oluyor. Bilek Moddet Ligorin ayrıyetten istiyorsanız orijinal Bilek Moddet Ligorin almanız gerekiyor artık. Çünkü Bilek Moddet horozları ayırdık. Şeyi soran oluyordu, siyah noktaları soranlar oluyordu civcivlerde. O yüzden artık direkt damızlık bizim beyaz Ligorin horozları kullanıyoruz. Diğerlerini çıkardık. Şimdi burada bizim biliyorsunuz bir depomuz var. Burada kedilerimiz yavrulamış. Bakın, yani geçen sene de burada kedi yavrulamıştı. Burada da 3 tane kedi yavrulamış. Geçen sene bir kedi burada sıkışmıştı, yavru kedi. İnşallah bunlardan sıkışan olmaz. 3 tane görmüştüm, anneyi de görmüştüm. Şimdi geldiğimde bir tane yavruyu gördüm. Anne de oralarda ama sesini duyuyorum. İnşallah bunların arasında sıkışmazlar. Şöyle gösterelim, çok güzel yavrular var. Şimdi burada bizim köpekler bunlara rahat vermedikleri için dışarı çıkamıyorlar. Çünkü Yumak tam bir kedi avcısı. Bahçede kedi görmeye tahammülü yok. Şimdi arkadaşlar, genel kümes böyle bir videosu olsun istedim. Bir de nipel kullanımını, tavuk sulamada nipel kullanımını bir konuşalım istedim. Şimdi nipellerle ilgili bazı arkadaşlardan şikayetler geliyor. İşte kaçırıyor, nipelim durmuyor gibi. Şimdi bir nipel olayını bir anlatalım. Bakın arkadaşlar, bunlar bizim çok uzun süredir kullandığımız nipeller. Duvara iki tane sabitleme aparatıyla birlikte beşerli çanaklı nipel bunlar. Bunları yaklaşık bu kümeste herhalde 2,5 senedir falan kullanıyoruz. Aynı nipeller. Bazen çanaklarda sıkıntı oluyor. Bakın şuradaki çanağı kırdılar mesela. O çanak yok. Onun dışında arkadaşlar, kaçırmayla ilgili bir sıkıntımız yok. Şimdi çanakları söktüm, yıkadım. Bakın şu an çanaklarımız tertemiz. Şimdi eğer kullandığınız depo işte yükseklik ve temiz su olursa nipelde hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Herhangi bir kaçak olmaz. Şöyle göstereceğim. Nipel seviyesinden, bakın nipel seviyemiz şu seviye. Buradan yaklaşık şu deliğimiz bizim 40 santim. Depoda onun 40 santim üstünde, maksimum girişimiz 80 santim. 80 santimlik bir su basıncı bunlara yetiyor arkadaşlar. Yani çok yüksek olduğu zaman ne oluyor? Nipellerde check valve mantığı var. Kendi ağırlığıyla sistemi kapatan bir çalışma mekanizması var. İçinde bir metal meme. O aşağı düştüğünde ne oluyor? Su kesiliyor. Çanaklar, yaylı çanaklar içinde su azaldığı zaman yukarı itiyor yay ve nipeli yukarı kaldırarak su gelmesini sağlıyor. Basınç çok fazla olduğu zaman bu yukarı itme hareketi basınca az geliyor ve su kaçakları oluyor. Arkadaşlar, yazın dışarıda da böyle su veriyoruz kaplarda. Her yerde böyle sularımız var. Çünkü hayvanlar yazın dışarıda, bizim fındıklık olduğu için gölgede yatıyorlar ama şu kaplara su koymazsak devamlı kümese girip su içme durumları oluyor. O yüzden bakın mesela buralarda lokmanımız gayet güzel su içiyor. Şimdi biz bu sistemi, sen de buraya yumurta yapmak istiyorsun ama anne sana kızıyor değil mi? Bizimkiler de oraya yumurta yapmayı seviyor. Şimdi buradan göstereyim arkadaşlar. Bu arada bahçemizin de büyük bir kısmını, yani tavukların gezeceği alanın büyük bir kısmını kestim. Bakın şu ileride yine otlar var. Fındıklığın içi duruyor. Orayı da keseceğim. Çok zor oluyor arkadaşlar sıcakta. Depomuz bu. Güneşten bu depo 1,5 yılda arkadaşlar, bakın şöyle özelliğini kaybetmeye başladı. Diğer depolarda biz varil kullandığımız için bir sıkıntı yaşamıyoruz. Şöyle aradan göstereyim arkadaşlar, bakın. Burayla hatta 20 santim falandır. 60 santimde bizim depo girişimiz. Nipelden 60 santimde depo girişi var burada. Burada arkadaşlar diyeceksiniz ki bu güneşte yosun olmuyor mu? 65 litrelik bir depo. Şu an yaklaşık bir 15 litresini de kullanamıyoruz muhtemelen. Şu kırılan yerden dolayı. 50 litre 2 günde bir su koyuyoruz buna. O yüzden herhangi bir yosun sıkıntısı yaşamıyoruz. Şimdi aynı sistemde arkadaşlar, daha küçük, daha minimal, daha az sayıda tavuk baktığımız zaman şu sistemi kullanıyoruz. Depo. Bu eskiden bizim dükkan açmadan önce yaptığımız bir sistem. Normal boru girişini buraya silikonlamıştık. Sıcak silikonla. Buradan boruyla. Bakın arkadaşlar, seviye, giriş seviyesiyle onun arasında 20 santim var yok. Sistemin çalışmasına yetiyor. Bakın zerre ıslaklık göremezsiniz. Şöyle açacağım. Şurayı açalım. Kapıyı da yaptım ama arkadaşlar, bayram tatilinde ne olur ne olmaz diye bu demir direkleri yine koyuyorum. İçeri girer misiniz? Bunlara da ot attık arkadaşlar. Bakın dostlar, herhangi bir kaçak
ne bileyim akıntı falan. Yani basınç çok olmadığı sürece bunu göremezsiniz ve çanaklar da dolar. Yani 20 santim yeterli. Bunlarda şu an arkadaşlar bir yumurta yeme sıkıntısı var. Bir de tüye girdiler. Bakın şu şekilde hayvanlarımız tüye girmeye başladı. Şimdi astronotları buradan alacağız. Büyük kümesi alacağız bunları. Çünkü sayıları 10 artı 1 olarak yapacağız bu takımı. 10 artı 1 yapacağımız için burada beslemeyeceğiz artık. Yasin'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? Biz. Bugün pazar, tatil tabii. Buralarda takılıyorsun değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar nitel sistemine geçtiğiniz zaman, yani şu bahsettiğimiz olaya geçtiğimiz zaman kümesinin en büyük derdi olan su taşıma olayından kurtarıyorsunuz. Nasıl kurtarıyoruz? Şimdi normalde günlük sularına bakmanız lazım. Bu kümeste şu an 24 tane ligorin var. Yaklaşık 4 tane ligorin horoz. 8 tane de şu diğer işte astrolopların kırmasından, işte lohmandır. Bunlardan var. Toplamda 36 hayvan saymıştım yanlış hatırlamıyorsam geçen. 36 hayvanı şimdi her gün gidip gelip suyuna bakmanız lazım. Bu sistemde şöyle hesaplanıyor su tüketimi de. Bir tavuk 7 yem kadar su içer deniliyor. Ortalama 100 gram yese 0.1 litre. Yani 10 tavuk 1 litre su içer. Ne oldu sana? Bak bağırıyor Yasir. 10 tavuk 1 litre su içtiği zaman da arkadaşlar işte 30 tane tavuk günlük 3 litre 5 litre su içecektir. Yazın bu biraz daha artıyor. Kışın azalıyor. Ama yani bizim 34 tavuğumuzu 5 litre olarak hesaplıyoruz. Normalde 50 litrelik bir depo kabaca 10 gün gitmesi lazım. Ama şu an bizim burada herhalde 5 gün ya da 6 gün gidiyor. Normalde hesabı bu şekilde. Ama artık kaçaklardan, göçeklerden veya tavuklar yazın sıcakta daha çok su içtiklerine bizim 50 litre ortalama 5 gün gidiyor. Günlük 10 litre gibi. Yani 36 tane tavuğumuz günlük yazın bu sıcaklarda 10 litre su içiyor diyebilirim ben. Çünkü 5 günden fazla gitmiyor ama orada su buharlaşması da vardır güneşin altında. Bir 5 litrede buharlaşıyor desek 45 litre. Yani ortalama ne olur? 5 günde 45 ise günde 9 litre gibi bir su tüketimleri var. Yaklaşık 24, 32, 36 tane tavuk var. 36 tavukla günlük 9 litre ile şu an devam ediyoruz. Biz şimdi normal suluklarla taşımaya kalksak her gün suluk doldurmamız lazım. Bu depoyu mesela büyüttük. Bir tonluk depo yaptık. O zaman arkadaşlar bir ay buraya uğramıyorsunuz. Şimdi şeyi de anlatayım. Bakın şimdi burada bir tane de var. Şimdi çanakları söktük. Depoyu yıkadık. İlk sistemde mesela bakın bu sıfırına kadar dolmuş. Damlıyor mu şu an Yasir? Damlamıyor değil mi? Sıfırında. İçtiğinde koladan tekrar doluyor. Bu sayede sıtaşımıyoruz. Sıtaşımıyoruz evet. Şimdi mesela arkadaşlar ilk taktınız sistem boştu ya hava falan yapabiliyor. Şöyle birkaç tane vurun buna. Sıkıntı yok. Zaten durmuştu ama durmaya da biliyor. Bazen damlayabiliyor. İlk hani sistem boşalıp doldurduğunuzda şöyle bir vurmakta fayda var. Eğer çanak kullanmak istemiyorsanız bunu dilli olarak da kullanabilirsiniz sadece. Şu an ben bıldırcınlarda o şekilde kullanıyorum. Yasir'in bıldırcınları var. Dükkanda da göstermemiştik. Bob White'larımız gelmişti. Bob White'lara da aynı şekilde nipel kullanıyoruz. Onları çanaksız kullanıyoruz. Oradan topladığımız bıldırcın yumurtalarını da Yasir götürecek kardeşiyle. Sistem bu arkadaşlar. Yani su taşıma olayı çok zor. Özellikle yazın kirleniyor, dökülüyor. O bu çanak sistemiyle yani nipelle bu işi çok rahat çözersiniz. Çanaklı olur, çanaksız olur. Nipel kullanmakta fayda var. Karar sizde. Karar onların değil mi Yasir? Evet. Peki nipel sence rahat mı? Nipeli kullanmak yoksa su taşımak mı rahat? Tabii ki de nipel. Nipel rahat değil mi? Yasir kabaca 3,5 senedir tavuk bakıyor burada. Artık Yasir de öğrendi. Önceden burada nipelimiz yoktu Yasir. Ne yapıyorduk? Kovalarımız vardı, suluklarımız vardı. O sulukları da kovayla hortumla içebilirler. Hortumla içemezler de normal şu bizim suluklarımız var ya bak şurada bir tane yerde yatıyor. Biz bunlara su koyuyorduk arkadaşlar. Bunu taşırken yeri geliyordu suluğu kuruyorsunuz. Bazen de her gün su taşınamıyor. Her gün kümesi uğrayamıyorsunuz. Bir yere gidiyorsunuz. O yüzden nipel sistemi çok faydalı. Bizim Amerikan kümesine biz ayda bir su dolduruyoruz değil mi? O arkada büyük mavi bir varilimiz var. Güneş de almıyor. Zaten içine ışık da girmiyor arkadaşlar. Çok kocaman. Oraya ayda bir su veriyoruz ki orada da ciddi sayıda hayvan var. Buradan çok daha fazla hayvan sayısı ve ayrı ayrı kümeslerde. Şimdi biz oraya suluk suluk taşımaya kalksak baş edemeyiz. Bizim aşağıdaki şu limon payların, ayam cemani ve fovreklerin durduğu kümese ise
Oraya da arkadaşlar 20-25 günde bir veriyoruz. Orada da 5 takım var. Şimdi 5 ayrı sulukta her gün su vermektense 25 günde bir, bakın şu hortumumuzu çekerek buradan kovalara da su doldurup bizim köpeklerimize, bakın her yerde su var arkadaşlar bahçede. Çünkü hayvanlar yaz geldi, su ihtiyaçları var. Yazın hayvanlar kesinlikle susuz kalmasın. Değil mi aslanım? Bu aslan arkadaşlar bizim erkek kangallarımızdan. Bakın rüzgar orada, yumak da burada. Bütün hayvanlar gölgelere kaçıyor. Tavuklar da hakeza öyle. Yazın bu şekilde, eğer ağaç varsa bahçenizde hayvanlar çok şanslı. Aslan daha fazla güneşte. Aslan bu tarafa yattığı zaman güneşte kalmıyor oğlum. Şu an biz buradayız diye geldi, güneşe yattı. Aslan da yaramazlık yaptığı için arkadaşlar, kaçtığı için mecbur bağlı duruyor. Şimdi onları da bu evin etrafından alacağız. Çünkü hayvan bağlı olduğu zaman ister istemez dışkısını bağlı olduğu yere yapıyor, koku yapıyor. Onu da bahçenin arka taraflarına doğru, kümeslere yakın yerlere konumlandıracağız. Rahat olur değil mi Yasir'cim? Evet. Evet, biz şimdi videomuza artık son verelim ve çalışmaya devam edelim. Yasir'le biz su taşıyoruz, yem taşıyoruz şu an. Pazar günü hayvanlarımızın bakımına devam ediyoruz değil mi Yasir? Evet. Evet, bize veda eder misin? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomuz için görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın dostlar.